Merhaba. 1420 yılında Ming Hanedanı'nın imparatoru taht üzerindeki gücünü sağlamlaştırma çabasıyla Çin'in başkentini kuzeye, bugün Pekin olarak bildiğimiz bölgeye taşıdı. Yeni başkentte bugün 720 bin metrekarelik bir alana yayılan, saraylardan ve idari binalardan oluşan geniş bir kompleks inşa etti. Buraya sadece imparatorun ailesi, onlara hizmet edenler ve imparatorun iş yaptığı kişiler girebiliyordu. Yani giriş çıkışlar kısıtlı olduğu için yasak şehir olarak bilinmeye başladı. Ming ve Manchu hanedanlarının 24 imparatoru 500 yılı aşkın süre boyunca uçsuz bucaksız ülkeye buradan hükmetti. İmparatorun yeni sarayının yapımı için 1 milyon işçi neredeyse 20 yıl boyunca çalıştı. Kuzey-güney ekseni boyunca dizilen ana binaların konumlandırılmasından, çatıların ve duvarların renklerinden, kapılardaki topuzların ve kabartma süslerin sayısına kadar her şey sembolik bir anlam taşıyordu. Sarayın kusursuz tasarımı, hükümdarın imparatorluğuna verdiği önemi ve yaratmak istediği kusursuz düzeni yansıtıyordu. Yasak şehri ziyaret eden kişinin, ki Çin nüfusuna göre düşünülecek olursa şanslı biri olduğu söylenebilir, sarayın ana girişi olan meridyen kapısına ulaşmadan önce birkaç kapıdan daha geçmiş olması gerekiyordu. Bunları güvenlik protokolü olarak düşünebilirsiniz. Sonrasında ziyaretçi daha küçük boyutlardaki yan kapılardan birinden geçerek içeri giriyordu. Golden Water, yani Altın Su Nehri'nden ve başka bir kapıdan daha geçilerek Yüce Uyum Konağı'na varılıyordu. İşte burası Yasak Şehir'deki en büyük bina. Ordu ve toplumun ileri gelenleri burada imparatorun huzuruna çıkardı. Sıraya dizilen ziyaretçiler, görevliler tarafından doğru noktada doğru şekilde durmaları için yönlendirildikten ve teftiş edildikten sonra İmparatorun huzuruna çıkacak kişilerin düzgün giyinip giyinmedikleri denetlenirdi. Müziğin başlamasıyla birlikte imparator sarı taht revanında yukarı doğru taşınırdı ve tören başlardı. Çin imparatoru geleneksel olarak ejderha ile ilişkilendirilir. Ejderha imparatorluk için gücün sembolüydü. Ejder tahtında oturan ve ejder kaftanı giyen imparator, büyük ve güçlü bir imparatorluğun en üst noktasını temsil ederdi. Muhteşem bir tören alanında görkemli seremoniler olurdu. Diğer taraftan imparatorluğun gündelik işleri iç avluda yürütülürdü. Burası imparatorun, imparatoriçenin ve imparatorun cariyelerinin yaşadığı yer olarak bilinir. Ayrıca burada çok sayıda hizmetçi kız çalışırdı. İç avlunun tasarımı, törenlerin düzenlendiği dış avlunun daha küçük boyutlu bir kopyası gibiydi. Ama evler ve bahçeler burayı daha samimi kılıyordu. Yine de tüm bu lüksün gerçeğin üstünü kapatmaması gerekir. Saraydaki kadınlar, hatta imparatorun kendi için bile yasak şehir altından bir kafesti. Burada yaşayan insanlar yasak şehre bir kez girdikten sonra bir daha dışarı çok nadir durumlarda çıkabiliyordu. Yasak şehrin her yerinde olası her türlü tehlikeye karşı tüm gerekli önlemler alınmıştı. Bu şehir, şehrin içindeki insanlar, hatta binalar çok kıymetliydi ve ne pahasına olursa olsun korunmalıydı. Ha, mesela yangın. Çatılardaki hayvan figürleri ve özenle yerleştirilmiş heykellerin şehri yangınlardan ve kötü ruhlardan koruduğuna inanılıyordu. Yine de her türlü önleme rağmen, tüm bu uğurlu semboller ve özenle yapılan törenler Çin İmparatorluğu'nun 1911 yılındaki sona erişine engel olamadı. O zamanlar 6 yaşındaki Puyi tahttan çekilmişti. Halkta çok büyük bir heyecan vardı. Çünkü Çin tarihinde ilk kez sıradan insanlar yasak şehre giriş yapabileceklerdi. Bir zamanların ulaşılmaz sarayı şimdi bir müze ve tüm detaylarıyla Çin'in şanlı tarihini gözler önüne seren bir sanat eseri. Hoşça kalın.